Muğla'ya soruyoruz, hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Siz bildikçe size kazandırmaya devam ediyoruz. Ben Nisan Nur Tosun. Bugün yine size çok güzel sorularım var ve Muğla sokaklarındayız. Bakalım halkımız bugün cevaplarını doğru verebilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Muğla çok soğuk. Eminim çekim de çok soğuk geçecek. Sıcacık evlerinizden bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler dilerim. Merhabalar. Önceki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Osman Özen. Osman Bey, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? Buralı mısınız? Buralıyım. Tam fiili olarak 87'den beri. 87'den beri çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Pasta masta istemiyorum, söyle. Tamam, peki. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımızın ismi nedir? Necdet Sezer. Özal. Turgut Özal. Niye? Ondan önce... Abdullah Gül olacaktı. Evet, kaçırdık herhalde, bir ara unuttuk. Biz yapmadın herhalde. Neyse, geç. O zaman ben size yine de ikinci, üçüncü sorularımı soruyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçümü olarak aralarında hangisi daha büyük? Erzurum. Maalesef doğru cevap Sivas olacaktı. Sağ olsun. Son sorumu yine sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi. Şıklar var mı? Ya, yok. Biliyorum ama. Baş harfini söyleyeyim, O. Hatırlayamadım ya. Tamam, Osman Zeki Üngör'dü. Tamam, teşekkür ederiz katıldığınız için. Turgut Akkurt. Turgut Bey, kaç yıldır Muğla'dasınız? Muğla'lı mısınız? Muğla'lı değilim. 8 yıldır Muğla'dayım. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bilirseniz eğer, Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlıyorum. Birinci sorumuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah. Evet, doğru cevap, tebrik ederim. İkinci sorumuz, aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Sivas. Doğru cevap, tebrik ederim. Son sorumuza geçiyorum. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dan. Besteci şıkları söylerseniz söyleyebilirim. Şık yok maalesef. Baş harfini söyleyeyim, ipucu olsun, O. Haydi, üzgünüm. Son doğru cevabı söyleyeyim. Osman Zeki Üngör olacaktı. Sağlık olsun. Olsaydı %100 bilirdim, hatırlayamadım. Doğru. Görüşmek üzere. Songül ismim. Songül Hanım, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? Muğla'lı mısınız? Yok, aslen Köyceğizliyim ama doğdum, büyüdüm. Aynen. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Dışarıdan kopya almaya gidildi. Geçen yıl mı? Şu anki Cumhurbaşkanımızın önceki Cumhurbaşkanımız. İşte Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki görev yapan Cumhurbaşkanımız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Maalesef doğru değil, doğru cevap Abdullah Gül olacaktı. İsterseniz ben yine öbür soruları sorayım. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Hangisi yüz ölçümü olarak daha büyük? Ankara. Sivas olacaktı. Arkadan da yanlış kopya geliyor zaten. Son soruyu da sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Hayır, yazarı o. Sürekli arkadan yanlış bir kopya geliyor. Sağlık olsun, cevap Osman Zeki Üngör olacaktı. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Görüşmek üzere. Akın Başkaya, Muğla'yım. Akın Bey, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? Doğduğumdan beri. Benim de sorum biraz mantıksız zaten. Dolu. Güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlıyorum. Başlıyorum. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Ahmet Necdet Seker. Yok. İyi düşünün. Abdullah Gül. Abdullah Gül doğru cevap, tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçümü olarak aralarında en büyük olan hangisi? Erzurum. Maalesef doğru cevap Sivas olacaktı. Yanlış. Olsun, ben size yine üçüncü soruyu da sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisi. Evet. Yazarı Mehmet Akif Ersoy. Bilmiyorum onu. O zaman... Yıllar oldu, bilmiyorum. Çok doğru, haklısınız. Osman Zeki Üngör olacaktı. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Elif Rana Eroğlu adım. 11 yaşındayım.
Çok güzel. Elif'ciğim şimdi sana sorularımı soracağım. Bu 3 soruyu eğer bilirsen sana Güzel Köy'den pasta hediyesi veriyoruz. Sorularımız biraz seni zorlayabilir ama ben sana yardımcı olmaya çalışacağım, tamam mı? Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Biraz zor oldu, evet. Atatürk mü? Yok. Yok. A ile başlıyor yine. Hatta ben sana ismini söyleyeyim. Abdullah. Soyadı? İsmi biraz çağrıştırdı mı sende? Çağrıştırmadı. Tamam, Abdullah Gül. Senin için doğru cevabı vermiş olalım. Ben sana ikinci soruyu sorayım. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Yani genişlik olarak hangisi daha büyük? Erzurum, Ankara, Sivas. Sence hangisi? Ankara, Sivas. Tebrik ederim. Son soruma geçiyorum. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. O şairi. Bestecisi kimdir? Bilmiyorum. Tamam, ben sana söyleyeyim, bunu da öğrenmiş olalım. Hem senin için güzel bir bilgi olsun. Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşımızın bestecisi. Sağlık olsun, katıldığın için teşekkür ederiz. Adın neydi? Zehra. Zehra. Hı-hı. Zehra, seninle biz önceden yarışma yapmıştık sanırım, doğru mu? Doğru. Evet. Çok tatlısın Zehra. Seni çok sevdim ve sürekli karşılaşıyoruz. Evet, burada babamın dükkanı var ve her gün geliyorum. Öyle mi? Babanın dükkanı hangisi? Şuradaki matbaa. Aa, çok güzel. O yüzden o zaman biz de her gün buralara geliyoruz. Seninle her çekim yaptığımızda karşılaşıp sohbet edelim. Olur benim için. Çok tatlısın Zehra. Gözlerin çok güzel. Teşekkürler. Maşallah sana. Muğla TV'ye ne demek istersin? Bu yeni bir kanal. İzleyicilerimize bir şey söyle. Şu anda aklımda bir şey yok. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. YouTube'da kanalımız var mı? YouTube'da var. Yayınlıyorsun mu? Tabii tabii. YouTube'dan şu an canlı yayınlarımız da var. YouTube'dan yayınlarımız da var. Yapıyoruz. Tamam. İlk işim onları izlemek. İlk işin onları izlemek olsun. Zaten senin olduğun bölümlerde yayınlanacak. Çok iyi olur. Sevindim. Tamam. O zaman buradan izleyicilerimize şey diyelim. Herkes Muğla TV'yi izlesin. Muğla TV'yi izleyen herkesi çok seviyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Söyle bakalım. Herkes Muğla TV'yi izlesin. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Görüşürüz. Öpücük at. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. Halkımız bilemeyince rezil olacağını düşünüyor ve yarışma yapmayı bırakıyor. Misal dinamik örnek. Bunlar bizi aksatıyor. Çok üzülüyorum. Ben aslında insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama istemiyorlar. Neyse, sağlık olsun. Devam. Bakalım. Çok tatlısınız ya. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fırat. Burada yaşıyorum. Öğrenciyim. Ne öğrencisin? Sanırım radyo televizyon okuyorsun. Yok, ondan mezun oldum da. Evet, kamu yönetimi okuyorum. Şu anda ikinci sınıftayım. İkinci üniversiteniz. Evet. Ay, çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzel Köy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam, buyurun. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Çok güzel bir soru, kafam durdu ya. Böyle oluyor genelde, hani bir anda sorulunca değil mi, unutuluyor. Ya, kamu yönetimi mezunuyum, nasıl? Bir dakika. Ben size baş harfini söyleyeyim isterseniz, kopya olsun. A. Ahmet Davutoğlu mu? Aa. O başbakandı, evet. Cumhurbaşkanımız nasıl kopya verebilirim bilmiyorum. Aa, yandan kopya geldi ama. Evet, öyle oldu biraz. Sağlık olsun, sağlık olsun, söyleyeyim. Vallahi bilemediğime inanamadım ya. Sağlık olsun. Bir anda unutuluyor. Evet. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Aralarından hangisi yüz ölçümü olarak daha büyük? Evet. Erzurum, Ankara, Sivas. Bakımından. Erzurum, Ankara değildir. Sivas, Erzurum, Sivas. Sivas doğru cevap. Tebrik ederim. Son soruma geçiyorum. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Bestecisi. Şairi, evet. Çok güzel bir soru ya. Bunu bilememek güzel beni. İnan biliyorum. Bir düşünelim. Durma. Evet tabii, illaki ama bir anda böyle sorulunca unutuluyor, farkındayım. Evet. İnan yani bilemezsem üzülürüm ya. Bekleriz bir soruyu. Biliyorum, dur da bir hatırlayabilsem. Yani. Baş harfini söyleyeyim mi size?
pek yararlı olacağını sanmıyorum ama. Baş harfi O. İnanın bunu bilemeyeceğim ya. Arkadan abi, kafa geldi. İsmini biliyorum, dur da. İsmini biliyorsun. Evet. O zaman ben size doğru cevabı söyleyeyim. Hem bundan sonra artık unutmayınız da. Evet. Osman Zeki Üngör olacak. Kesinlikle, evet. Osman Zeki Üngör. Evet. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Çağdaş Onur Coşkun. Çağdaş Bey, kaç yıldır buradasınız? Muğlalı mısınız? Muğlalıyım. Muğla'dan daha güzeli yok diyebilir miyiz? Evet. Çok güzel. Şimdi size 3 tane soru soracağım. Bu soru bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan. Erzurum, Ankara, Sivas. Sivas doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuz. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Gelecek. Gelecek. Aklımda. Gelecek. Aynen, aynen. gelecek ama... Dur. Baş harfini söyleyeyim mi? Söyleyin. O. Çok üzülürüm. Hayır, sorun değil. Şeyden değil de bildiğimiz şey dilimize takıldı. Bir anda takıldı. Evet. Aynen, 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 aynen. Neyse, ben pastayı almıyorum. O zaman ben doğru cevabı söyleyeyim. Osman Zeki Üngör'dü. Aynen, Osman Zeki Üngör. Görüşmek aynen. üzere. Kendinize iyi bakın. Çingümüş. Gülçin Hanım, Muğla'lı mısınız? Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Muğla, Marmaris'teyim. Marmaris mi daha güzel, merkez mi? Marmaris tabii. İki Marmaris. Şimdi ben size 3 tane soru soracağım. Bu soruyu bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Evet. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Baş harfi A. Abdullah Gül. Abdullah Gül doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan. Erzurum, Ankara, Sivas. Erzurum. Maalesef doğru cevap Sivas olacaktı. Evet. Sağlık olsun. Zaten birbirlerine çok yakın. O yüzden karıştırdık. Hiç önemli değil. Ben yine de üçüncü sorumu sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Yazarı o. Bestecisi. Pardon. Besteci. Evet. Ay aklımdaydı, unutma. Evet ya, bir anda unutuldu ya, doğrudur. Baş harfi O. Ay heyecanla valla unuttum ben şimdi. Bir şey beklemedim tamam, ya. Ben söyleyeyim. Osman Zeki Üngör'dü, doğru. Sağlık olsun, teşekkür ederim. Sağlık olsun. Ayfer İnce. Ayfer Hanım, kaç yıldır buradasınız? Muğlalı mısınız? Evet, Muğlalıyım. Muğla'dan başka yere gidemiyorsunuz. Bir seneden beri buradayız. O zaman siz Muğlalısınız. Evet. Ondan önce neredeydiniz? Köyde. Çok tatlısınız. Benim size 3 tane sorum var. Evet. Bu 3 soruyu bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta ödülümüz var. Hazırsanız başlayalım. Evet. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Abdullah Gül. Evet. Doğru cevap, tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan. Sivas. Sivas doğru cevap, tebrik ederim. Son sorumuza geçiyorum. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Evet, düşünelim. Osman Zeki. Evet, Osman Zeki Üngör. Tebrik ederim. Ben size şöyle hediye çekimi takdim edeyim. Güzelköy Fırın Kafe'den istediğiniz zaman, yani haftaya çarşambaya kadar pastanızı yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. İsmim Bora. Bora Bey, kaç yıldır buradasınız? Muğla'lı mısınız? Evet, Muğla'lıyım. Yatağanlıyım. Ay çok güzel. Yatağan mı, Muğla merkez mi? Muğla merkez. Bence de. Şimdi ben size 3 tane soru soracağım. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Olur, hazırım. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımızın ismi nedir? Abdullah Gül. Abdullah Gül doğru cevap, tebrik ederim. İkinci sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Ankara. Maalesef doğru cevap Sivas olacaktı. Sağlık olsun. Ben size yine son soruyu da sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. O yazarı, evet. Bestecisini soruyoruz. Bir an unutabiliriz doğal. Bir dakika. Bir dakika. Ben size kopya vereyim. Baş harfi O. Ya Osman'ı biliyorum da. Tamam, söyleyeyim o zaman. Tamam, söyle. Doğru cevap Osman Zeki Üngör olacaktı. Evet, sağlık olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim.
Sağ ol. Aykut Özsursoy. Aykut Bey, kaç yıldır buradasınız? Muğla'lı mısınız? 20 yıldır. 20 yıldır Muğla'dasınız. Çok güzel. Muğla'dan başka yere de gitmek istemiyoruz. Yok, hayır. Gitmiyoruz. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamamdır. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Vallahi bilmiyorum ya. Baş harfi A. Ben biraz kopya vermeye çalışayım. Çıkaramadım şu an. Çıkmadım. O zaman ben sonra doğru cevabı söyleyeyim. Abdullah Gül olacaktı. Sağlık olsun. Yine de öbür sorularımı sorayım ben size. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Hangisi sizce daha büyük yüz ölçümü olarak? Ankara. Yok. Sivas. Sivas doğru cevap. Tebrik ederim. Üçüncü sorumuzu da yine sorayım. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Hakkı Fersoy. O şairimiz. Bestecisini soruyorum ben. Neşet Ertaş olabilir mi? O zaman ben size doğru cevabı söyleyeyim. Osman Zeki Üngör olacak. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Rukiye Yılmaz. Rukiye Hanım, biz sizinle sürekli karşılaşıyoruz. Demek ki bir daha yarışma yapmamız gerekiyormuş. Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Kurban olduğum, ben ne anlarım. Ben size kopya vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuza başlıyorum. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Neydi ya? A baş harfi A. Abdullah Gül. Aynen öyle. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre... Çok tatlısın ama. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Ankara? Aa. Erzurum o zaman. Hayır. Doğru cevap Sivas'tı. Evet. Olsun, sağlık olsun. Ben yine üçüncü soruyu sorayım sana. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Bestecisi. Mehmet Akif Ersoy. İşte o yazarı, bestecisi kimdir? Vallahi onu bilmiyorum ki kızım. O zaman ben sana bunu da söyleyeyim, öğrenmiş olalım. Osman Zeki Üngör olacaktı. Evet, ben de onu o diye şey ettim de vallahi aklıma da gelmedi. Ben kızım kaç senedirden beri ilkokul mezunusuyum. Ben bunlardan ne anlarım kurban olsun. Öğrenmiş olduk işte, bundan sonra unutmayız. Evet. Bir dahaki karşılaşmamızda bir daha yarışma yapalım. Ya yarışma yaparsan alırım elindeki şeyi o zaman. Hadi görüşürüz, sağ olun. Merhabalar, ben Özge Çevik. Özge Hanım, Muğla'lı mısınız? Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Muğla'lıyım. Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. 21 senedir yani. Aa, çok güzel. Burada mı okuyorsunuz? Burada okuyorum. Sosyoloji okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Muğla'lıyım. Aa, çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Tabii bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Evet. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Evet. Erzurum, Ankara, Sivas. Bunlardan hangisi daha büyüktür yüz ölçüm olarak? Bir daha alabilir miyim cevapları? Tabii. Erzurum, Ankara, Sivas. Erzurum, Ankara. Hepsi zaten birbirine yakın. İyi düşünün. Ama bildiğim kadarıyla Sivas daha büyük olduğunu doğru düşünüyorum. Doğru cevap. Tebrik ederim. Evet. Sonuncu soruya kadar geldik. Bunu da bilirsek pasta ödülümü vereceğim. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Şairi değil, bestecisi. Şıkkımız yok bunda. Şeyi hatırlıyorum. İki ismi vardı. Kopya veririm. Evet. İki ismi vardı. Onu hatırlıyorum. Osman. Çok güzel. Bir dakika. Evet. Osman. Osman. Zeki mi? Evet, doğru. Zeki. Üngör. Üngör. Evet, doğru cevap. Zaten oraya kadar geldik. Hak ettiniz. Şöyle ben size hediye çekimi takdim edeyim. Hafta çarşambaya kadar, yani 24 Şubat'a kadar istediğiniz zaman pastanızı yiyebilirsiniz. Tebrik ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ezgi Gökmen. Ezgi Hanım, Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'lı mısınız? Evet, Muğla'lıyım. Doğduğumdan beri Muğla'dayım. Aa, çok güzel. Peki burada mı okuyorsunuz? Evet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyorum. Peki ailenizin yanından ayrılmak istemediniz. Aynen, öyle oldu. Çok güzel. Hangi bölüm? Spor Bilimleri Fakültesi'nde rekreasyon okuyorum. Ay, çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Teşekkür ederim. İyiyim ben de, çok sağ olun. Şimdi size ben 3 tane soru soracağım. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Bir dakika. Düşünme hakkı tabii. Tabii, zaman sizin. Biraz düşüneyim.
Abdullah Gün müydü acaba? Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Evet, yüz ölçüm olarak nüfus değil. Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan hangisi? Erzurum, Ankara, Sivas. Sivas ve Ankara mı? Evet. Sivas sanki daha büyüktür ya. Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. Son soruma geçiyorum. Onu da bilirsek hediye çekimini size takdim edeceğim. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Bilek. İyi düşünelim. Biraz düşüneyim. Evet. Genelde zaten bildiğimiz cevaplar kamera karşısında direkt unutuluyor. Evet, şu an çok heyecanlıyım. Kamera ilk defa böyle. Düşüneyim. Mehmet Akif Ersoy değildi. Bestecisi. Osman Zeki Üngör. Üngör, evet. Tamam, tebrik ederim. Hayır, çok ederim. Sağ olun. Şimdi ben size evet, ben size hediye çekinizi takdim edeyim. 24 Şubat'a kadar Güzelköy'e gittiğiniz sürece bunu gösterdiğinizi zaten Mula TV'den geldiğinizi anlayacaklar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu arada nerede yayınlanıyor acaba? Şu anlık YouTube kanalımızda yayınlanıyor. İleriki tarihlerde inşallah televizyona da geçecek. Teşekkürler tekrar. Dikkat edin kendinize. Evet, Ayça Aşkan adım. Çok üniversitedeyim. Güzel. Burada mı okuyorsunuz? Hayır, İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da okuyorsunuz. Çok güzel. Muğla mı sizce, İstanbul mu daha güzel? İstanbul. Kesinlikle. Ama Muğla'nın da yeri ayrı diyelim. Evet, ayrı ayrı. Çok güzel. Şimdi biz size 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den fast hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam, başlayalım. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımızın ismi nedir? Bilmiyorum vallahi. Ben size kopya vermeye çalışayım. Baş harfi A. Abdullah Gül. Evet. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Hangisi sizce daha büyük yüz ölçüm olarak? Erzurum mu? Ankara. Sivas. Sivas. Doğru cevap. Tebrik ederim. Son soruma geçiyorum. Diyeyim ben de iyice. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy değil. Yazarı o. Bestecisini. Bir ilk harfini alabilir miyim? O. O ile başlıyor. Ne olabilir ki? Evet, sorular biraz zor. Bu arada sorular arkadaşlar. Bana evet. Evet, genel kültür evet. Bilemedik. Ben söyleyeyim. Zaten aklımızda kalır artık. Osman Zeki Üngör zor cevap. Sağlık olsun. Maalesef hediye çekimi veremiyorum. Hiç önemli değil. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok güzel. Muğla'lı mısınız? Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'lı değilim ama Muğla'da yaşıyorum. Nereliyiz? Burdurluyum. Sizce Burdur mu Muğla mı? Muğla. Yaşadığımıza göre, yaşamayı tercih ettiğimize doğru, göre. Çok haklısınız. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam, olur. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kimdir? Baş harfi A. Abdullah Gül. Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan Erzurum, Ankara, Sivas. Ankara. İyi düşünelim. Erzurum, Sivas. Evet, Sivas doğru cevap. Onu da doğru sayıyoruz. Son soruma geçiyorum. Bunu da bilirsek hediye çekimi takdim edeceğim. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Evet. O yazarı bestecisini soruyorum. Bilmiyorum. Bestecisi. Valla bilmiyorum. O zaman ben doğru cevabı söyleyeyim. Artık hakkımızda kalır. Osman Zeki Üngör olacaktı. Sağlık olsun. İnşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İsmim Berkay. Sizinki? İrfan benim de. Çok güzel. Şimdi peki bulunalı mısınız? İlk bir onu sorayım. Evet. Aynen, Muğla'lıyım ben. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Ama cevapları sadece birinizden alabilirim. Hanginize yarışalım? İrfan'la. O zaman İrfan. Tamam, peki başlayın benimle. Tamam. Çok güzel. Şimdi ilk sorumu soruyorum. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçüm olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçüm olarak en büyük olan. Sivas. Doğru cevap. Tebrik ederim. Çok iyi gidiyoruz. Son sorumuz. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Bestecisi. Mehmet Akif. Ha, bestecisi. Bestecisi, evet. Yazarını... Çok iyi gittik. Maalesef bunu bilmiyorum. Biz biliyor musun? Arkadaşa biraz kopya verebiliriz. Ben de bilmiyorum. Ben size baş harfini söyleyeyim. O da olmazsa artık doğru cevabı söylerim. Baş harfi O.
Oo. Yok. Maalesef. Maalesef ki. Tamam, o zaman doğru cevabı söyleyeyim. Osman Zeki Üngör olacaktı. Sağlık olsun inşallah. Tekrar karşılaşırız. Teşekkürler, sağ olun. Çok soğuk. Hava gerçekten çok soğuk sayın seyirciler. Ve biz donuyoruz. Ve halkımız çok soğuk olduğu için durmak da istemiyor. Onları da çok iyi anlıyoruz. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bekliyoruz. Bakalım çekime devam mıyız? Ben Ömer Boylu. Bodrum'da yaşıyorum. Memleketim Yozgat Akdağ Madeni. 11 yıldır burada yaşıyorum. City'ye bakıyorum. Peki Ömer Bey, Bodrum mu daha güzel, Muğla merkez mi? Baktığınız zaman iklim yönünden, turizm yönünden Bodrum anarsak biraz daha Muğla etkiliyor. Çok benimsettiriyor yani. Ben de bu arada Ankaralıyım. Biraz yakınız. Yozgat mı daha güzel, Muğla mı diyelim şimdi size? Yani iç Anadolu'nun baktığınız zaman yaşam tarzına veya oranın Anadolu farkına baktığınız zaman, yöresel anlattığınız zaman Anadolu'nun daha kahraman, daha yıkılan insanlar var yani yaşamından. Peki şehir güzelliği olarak? Şehir güzelliği tabii ki olarak Muğla. Bence de. Evet. Her zaman deniz daha güzeldir diyebilir miyim? Aynen öyle, evet. Şimdi ben size 3 tane soru soracağım. Bu 3 soruyu bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Evet, buyurun. Birinci sorumuz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. Yüz ölçümü olarak en büyük hangisi? Erzurum, Ankara, Sivas. Baktığımız zaman bizi anlatan yer Ankara. Evet, öyle. Doğru. Evet. Yani yüz ölçümü Ankara, yani Ankara başkentimiz. Ama yüz ölçüme baktığımız zaman Erzurum tabii ki. Maalesef. Doğru cevap Sivas olacaktı. Evet, zaten Erzurum'la Sivas zaten hepsi. Bunların üçü de birbirine yakın yüz ölçüm olarak. Tabii. Ama evet, doğru cevap Sivas olacaktı. Ben size yine de üçüncü sorumu sorayım bence abi. Evet, evet. Evet. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı yazan kişi. Bestecisini soruyorum ben. Mehmet Ersoy. Yok, bestecisi farklı. Onu bilemiyorum size. O zaman bestecisini de söyleyeyim, hem aklımızda kalmış olur. Osman Zeki Üngör de İstiklal Marşımızın bestecisidir. Evet. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ne demek? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek siz de üzere. Teşekkür ederim. Gülşen Aydoğdu. Gülşen Hanım, Muğlalı mısınız? Sayılırız. Çok güzel. Muğla'da yaşayarak Muğlalı olduk diyebiliriz. Evet, evet. Sanırım buranın da işletmecisisin. Evet. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Güzelköy Fırın Kafe'den pasta hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Abdullah Gül. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak en büyüktür? Erzurum, Ankara, Sivas. En büyük olan yüz ölçümü olarak. Sivas. Sivas doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuz, bunu da bilirsek hediye çekimi takdim edeceğim. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bestecisini soruyorum. Size. Ben kopya vereyim çünkü çok iyi ilerledik. Baş harfi O. Osman Zeki. Soyadı da benden olsun. Tamam. Üngör. Evet. Çok güzel. Şöyle hediye çekimi takdim edeyim. Güzelköy'e gittiğinizde zaten Muğla TV'den geldiğinizi anlayacaklar. Tebrik ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi sorularımızı sorduk, ödüllerimizi dağıttık. Muğla'ya Soruyoruz programımızın bugün de sonuna geldik. Hava gerçekten inanılmaz soğuk. Bu soğukta halkımız durmak istemedi. Ve biz de üşüyerek biraz zorlandık açıkçası. Ama çok keyifli ve çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. İnşallah siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Muğla'ya Soruyoruz programımıza görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.